Edebiyat Ezber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Belkıs. Yazarları öğrenmeye tüm hızımızla, hafıza teknikleriyle devam ediyoruz. Bu videomuzda da Beş Ecelilerden Enis ve Hiç Kor Yüreğin hafıza teknikleriyle 3 eserini öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce yeni yazarlarımızı hazırlamaya devam edebilmemiz için videoyu beğenebilirsiniz. Herkes videoyu beğendiyse şimdi hikayemize geçebiliriz. Arkadaşlar, hikayemize göre güneşimiz ölmüş. Burada güneşin ölüp ruhunun çıktığını görebiliyoruz. Güneşin ölümünü öğrenen Süleyman'ın yüreğine bu haber kor gibi düşmüş. Süleyman'ı burada endişeli bir şekilde görebiliyoruz. Eskiden varidatına yani gelirine düşkün olan Süleyman, "Güneş bile öldüyse bir gün ben de öleceğim." deyip endişeyle ölümlü olduğunu hatırlamış. Bu nedenle de Süleyman öldükten sonra kalacak olan mirasını da eşit bir şekilde evlatlarına paylaştırmaya karar vermiş. Hikayemizdeki eserler Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman ve Mirastır. Yazarımızın ismini de hikayemizdeki Güneşin Ölümünün Süleyman'ın yüreğine kor gibi düşmesinden aklımıza Enis Behiç Kor Yürek olarak getirebiliriz. Şimdi de her zaman olduğu gibi hikayemizin üzerinden sorularımızla geçelim. İlk sorumuz, hikayemizde Süleyman'ın yüreğine ne kor gibi düşmüştü? Arkadaşlar, hikayemizin başında Süleyman'ı kimin ölümü çok etkilemişti? Tabii ki Güneş'in ölümü. Güneş'in ölümü eseri de diğer eserlerimiz gibi şiir türündedir. Harika. Diğer sorumuz, eskiden Süleyman neye düşkündü? Süleyman Güneş'in öldüğünü görmeden önce gelirine düşkün demiştik. Yani neyine düşkün demiştik? Varidat-ı Süleyman'a düşkün demiştik. Buradaki eserimiz de Varidat-ı Süleyman'dır. Son sorumuz, Süleyman evlatlarına neyi paylaştırmıştı? Süleyman Güneş'in ölümünden sonra artık kendisinin de ölümlü olduğunu anlamıştı. Öldükten sonra kalacak mirasını evlatlarına paylaştırmaya karar vermişti. Buradaki eserimizin adı da Mirastır. Tebrikler arkadaşlar. Eserlerimizin bir kez daha üzerinden geçmiş olduk. Sizler de şimdi videoyu durdurup kendinizi denemek adına aklınıza kalan eserleri yorum olarak yazabilirsiniz. Buradaki eserlerimizi toplu olarak görelim şimdi de. Arkadaşlar, buradaki şiir türündeki eserlerimiz Güneş'in Ölümü, Varidat-ı Süleyman ve Mirastır. Peki arkadaşlar, hikayemizden yazarımızın ismini nasıl hatırlıyorduk? Hikayemizde Güneş ölmüştü ve bu Süleyman'ın yüreğine kor gibi düşmüştü. Süleyman'ın yüreğine kor düşmesinden kor yüreği, Enis Behiç Kor Yüreği hatırlayabilirdik. Şimdi de buraya kadar öğrendiklerimizle kendimizi değerlendirelim. Arkadaşlar, geçen videomuzda söylemiştik. Önceden şıkları sağ üst köşeden işaretliyorduk. YouTube bu olanağı kaldırdığı için artık cevapları yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıdaki eserlerden hangileri Enis Behiç Kor Yüreğin yazmış olduğu eserler arasındadır? Gönülden Gönüle, Güneşin Ölümü, Han Duvarları, Miras. Evet arkadaşlar, buradaki eserlerden hangilerinin Enis Behiç Kor Yüreğin eserleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü hepimiz videoyu izledik. Hangileriydi? Güneşin Ölümü ve Miras eserlerini burada görmüştük. Doğru cevabımız o zaman C seçeneği oluyor. Peki Gönülden Gönüle ve Han Duvarları eserleri kimin eserleriydi? Bu eserlerimizi biz bir önceki videomuzda Faruk Nafiz Çamlıbel videomuzda görmüştük. Orada canavarın korkusu Gönülden Gönüle'ye yayılmıştı ve Han Duvarları arasından gelen kahraman insanları kurtarmıştı. O videomuza da kartlarımızdan ulaşabilirsiniz. Evet, böylece Enis Behiç Kor Yüreğin eserlerini de hafıza teknikleriyle kolay bir şekilde öğrendik. Yeni yazarları hazırlayabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve yorumlarımızı unutmayalım arkadaşlar. Hazırladığımız videoları kaçırmamak için abone olalım ve zile tıklayalım. O zaman bir sonraki yazarımızda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar. Edebiyat Ezber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes. Bu videoda da Abdülhak Hamit Tarhan'ın hafıza teknikleriyle 13 eserini öğreneceğiz. Hikayemize göre Zeynep ile Tarık, Tarık ve Zeynep, Sahra Çölü'nün yakınındaki Sardanapal ülkesinde tanışmışlar. İşte onların
Macerai aşkları, aşk maceraları, macerai aşkları burada başlamış. Uzun süre birbirlerine kavuşmayı, evliliklerini sabru sebat ederek beklemişler. Ve en sonunda bu çiftimiz için evliliklerinde Sardan Apal ilhamı vatanları olmuş, ilhamları olmuş, evliliklerinde ilhamı vatanları olmuş. Düğün günü gelmiş çatmış, Zeynep burada görüyoruz, konuklarımız burada tarhana içiyorlarmış. Tarhana içiyorlarmış Zeynep ve konuklarımız. Ve birden salona Tarık, yanında da annesiyle ve babası salona girmişler. Tarık önce annesini göstermiş, çok sevdiği annesi için validem demiş. Validem Nazife demiş. Ve daha sonra da babasına dönüp babam da Eşber demiş. Ve konukları annesiyle babasını tanıştırmış. Bunu gören Zeynep birden çok büyük bir iç çekmiş. Çünkü Zeynep'in babasıyla annesi çok küçükken ölmüşler. O nedenle de onlar mezarda yani makberdelermiş Zeynep'in annesiyle babası. İşte Zeynep öyle büyük bir iç çekmiş ki o gün, o günden sonra Zeynep'e içli kız denmeye başlanmış. Hikayemizdeki eserlerimiz Zeynep, Tarık, Sahra, Sardan Apal, Macerai Aşk, Sabru Sebat, İlhamı Vatan, Validem, Nazife, Eşber, Ölü, Makber ve İçli Kızdır. Arkadaşlar, yazarımızın ismi olan Abdülhakamit Tarhan'ı da hikayemizde düğünde içilen tarhanadan, tarhanadan Abdülhakamit Tarhan'ı aklımıza getirebiliriz. Şimdi de hikayemizdeki eserlerin ve türlerin soru cevap yöntemiyle üzerinden geçelim. İlk sorumuz arkadaşlar, gelinin ismi neydi? Hikayemizdeki gelinin ismi neydi? Tabii ki de hatırlıyoruz. Gelinin ismi Zeynep'ti değil mi? Zeynep tiyatro türündeki eserimizdir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Damadın ismi neydi peki arkadaşlar? Damadın ismi de neydi? Tarık'tı değil mi? Tarık da yine tiyatro türündeki eserimiz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Hikayemizde arkadaşlar Zeynep ile Tarık hangi çölün yakınında tanışmışlardı? Hangi çöl? Tabii ki bu da aklımızda, Sahra Çölü değil mi? Sahra da yine hikayemizdeki şiir türündeki eserimizdir arkadaşlar. Çok güzel, devam ediyoruz. Zeynep ile Tarık hangi ülkede tanışmışlardı peki? Sahra Çölü'nün yakınındaki hangi ülkeydi orası? Sardan Apal demiştik değil mi? Sardan Apal'de arkadaşlar yine tiyatro türündeki bir diğer eserimizdir. Evet, çok güzel, devam ediyoruz. Hikayemizdeki Sardan Apal çiftimiz için neyin başlangıcı oldu? Çiftimiz için neyin başlangıcı oldu Sardan Apal? Aşk maceralarının yani macerai aşklarının değil mi? Macerai aşk da yine tiyatro türündeki bir diğer eserimiz. Evet, çok güzel. Yine bir diğer sorumuz. Çiftimiz birbirlerine kavuşmayı nasıl beklemişlerdi? Çiftimiz birbirlerine kavuşmayı, evliliği nasıl beklemişlerdi? Sabretmişlerdi, sabru sebat etmişlerdi değil mi? Sabru sebat da yine tiyatro türündeki eserimizdir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Sardan Apal çiftimiz için nasıl bir vatan olmuştu peki? Sardan Apal çiftimiz için nasıl bir vatan olmuştu? İlham demiştik değil mi? Evliliklerinde ilhamı vatan olmuştu. İlhamı vatan da yine şiir türündeki eserimizdir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Peki hikayemizde Tarık düğündekilere ilk kimi tanıştırmıştı arkadaşlar? İlk olarak çok sevdiği annesini nasıl tanıştırmıştı? Validem demişti değil mi? Validem şiir türündeki eserimizdir arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Peki Tarık'ın annesinin ismi neydi? Bunu da hatırlıyoruzdur eminim. Tarık'ın annesinin ismi Nazife'ydi. Değil mi? Nazife de tiyatro türündeki eserimizdir arkadaşlar. Evet, harika. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Peki Tarık'ın babasının ismi neydi? Annesi Nazife'ydi. Babası da Eşber'di değil mi? Eşber'di arkadaşlar. Yine tiyatro türündeki eserimizdir. Evet, mükemmel. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Zeynep küçükken annesiyle babasına ne olmuştu? Zeynep küçükken annesiyle babasını kaybetmiş değil mi? Onlar ölülerdi. Ölü. Ölü de arkadaşlar hikayemizdeki şiir türündeki eserimizdir. Evet, devam ediyoruz. Peki Zeynep'in annesiyle babası öldükleri için neredelerdi? Annesiyle babası öldükleri için mezardalardı. Yani makberdelerdi değil mi? Makberde yine hikayemizdeki şiir türündeki eserimizdir. Peki arkadaşlar, son sorumuz.
Peki Zeynep iç çektiğinden ona ne denmeye başlanmıştı? Öyle bir iç çekti ki Zeynep düğünde. O günden sonra Zeynep'e içli kız denmeye başlandı, değil mi? Arkadaşlar, içli kız da yine hikayemizdeki tiyatro türündeki eserimizdir. Çok güzel. Bir de buradaki eserlerimizi tablo halinde görelim şimdi de. İlk olarak buradaki tiyatro türündeki eserlerimizin aruzda yazılanları Sardan Apal, Eşber ve Nezife eserleridir. Bir de mensur yani düz yazı olarak yazılanları Maceraya Aşk, Sabru Sebat ve İçli Kızdır. Bir de Nazım Nesir karışık olarak yazılan eserlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da Zeynep ve Tarık'tır. Ve buradaki şiir türündeki eserlerimiz ise Sahra, İlhamı Vatan, Validem, Makber ve Ölüdür arkadaşlar. Peki arkadaşlar, hikayemizde yazarımızın ismini aklımıza nasıl getirecektik? Bunu da hatırlıyor muyuz? Tabii ki hatırlıyoruz değil mi? Yazarımızın ismini hikayedeki düğünde içilen tarhanadan Abdülhak Hamit Tarhan olarak aklımıza getireceğiz. Tarhanadan Tarhan'ı, Abdülhak Hamit Tarhan'ı yazarımız aklımıza getireceğiz. Şimdi de örnek bir sorumuzla kendimizi değerlendirelim. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi sizler de sağ üst köşeden doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı işaretleyebilirsiniz. Şimdi sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiir türündeki eserlerinden değildir? Şiir türündeki eserlerinden değildir. A. İçli Kız, B. Makber, C. Sahra, D. İlhamı Vatan, E. Validem. Hangi seçeneğimiz doğru arkadaşlar burada? Hangisi şiir türünde değil? Yani hangisi tiyatro türünde? A seçeneği değil mi? A seçeneğindeki İçli Kız buradaki tiyatro türündeki mensur olarak yazılan tiyatro türündeki eserimiz. Buradaki Makber, Sahra, İlhamı Vatan ve Validem şiir türündeki eserlerimizdi. Böylece bu videomuzda da Abdülhak Hamit Tarhan'ın 13 eserini çok hızlı bir şekilde öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar, sizler de yeni yazarları kaçırmamak için abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki yazarımızda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.